Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son nerede kalmıştık? Hayvanlar aleminin genel özelliklerinden ve sınıflandırmada kullanılan faktörlerden bahsetmiştik. İşte vücut simetrisi, embriyonik tabakalar, vücut boşluğu yani solomdan bahsetmiştik arkadaşlar. Şimdi geliyoruz artık hayvanları sınıflandırmaya. Biz hayvanları omurga yapılarına göre omurgasızlar ve omurgalılar olarak ikiye ayırıyoruz. Eğer ki sırtlarında bir sinir şeridi ve o sinir şeridi arkadaşlar omurga denilen bir kemikle korunuyorsa biz buna omurgalılar. Eğer ki sinir şeridi karındaysa ve omurga dediğimiz yapı yoksa omurgasızlar diye isimlendiriyoruz. Şimdi ilk önce omurgasızların genel özelliklerinden bahsedeceğim. Daha sonra devam edelim. Arkadaşlar omurgasızların genel özelliklerine baktığımızda bunların vücut yüzeyini örten bir yapı var. Yani şöyle düşünün, bir iskelet gibi, hani dış iskelet gibi bir yapı vardır ve bu dış iskelet genellikle kitinden oluşur. Sert bir yapıya sahiptir arkadaşlar, tabi tamamında değil ama büyük çoğunluğunda dış iskelet dediğimiz kitinden yapılmış bir tabaka bulunur. O zaman şöyle diyelim, birçoğunda kitin yapılı dış iskelet bulunur. Dış iskelet bulunur. Bir diğer özelliğine geldiğimiz zaman arkadaşlar bir diğer özelliğimizde de şu var. Hayvanlar alemin yaklaşık olarak %95'i omurgasız hayvandır. Yani %95'lik bir kısmı kaplar. %95'lik kısmı kaplar. Özellikle mesela omurgasız hayvanlar içerisinde de en çok türe sahip olan böcekler kısmıdır. Böcekler de omurgasızların %95'ini kaplıyor. Yani bayağı bir kalabalık aile. Gelelim bir diğer özelliğine. Arkadaşlar bunlar da kıkırdak ya da işte kemik dokudan oluşan bir iç iskelet yok. O zaman şöyle yazalım. Kıkırdak ya da kemikten oluşan iç iskelet yoktur. Arkadaşlar, iç iskeleti olanlar var ama bunlar da kıkırdak yapılı ya da kemik yapılı değildir. O yüzden kıkırdak ya da kemikten oluşan iç iskelet yoktur diyoruz. Bir diğer özelliğine geldiğimizde omurga yok arkadaşlar ve sırt bölgelerinde sinir şeridi bulunmaz. Bakın sinir şeridi bunlar da karın bölgesinde bulunur. Sinir şeridi karın bölgesinde bulunur. Bir diğer özelliğine geldiğimiz zaman bunlar eşeğli ya da eşeğsiz üreyebilirler arkadaşlar. Eşeğli üremelerini de hermafrodit de yapabilirler, ayrı eşeğli de olabilirler. O zaman şöyle yazalım. Ayrı eşeğli ya da hermafrodit olabilirler. Hermafrodit ne demek? Hem dişi üreme organını hem de erkek üreme organını bulunduran ya da hem dişi üreme hücresini hem de erkek üreme hücresini oluşturan canlılardır. Eşeğli ya da eşeğsiz üreyebilirler arkadaşlar. Bir diğer özelliğine geldiğimiz zaman bunlarda açık dolaşımda görülür, kapalı dolaşımda. Nedir peki açık dolaşım, kapalı dolaşım? Açık dolaşım vücut sıvısının vücut boşluklarında dolaşmasıdır. İşte karın boşluğunda, göğüs boşluğunda bu gibi yerlerde dolaşmasına biz açık dolaşım diyoruz. Ama eğer ki vücut sıvısı damarların içerisindeyse biz buna da kapalı dolaşım diyoruz. O zaman yazalım, açık ya da kapalı dolaşım görülür. Kapalı dolaşım görülür. Arkadaşlar bunlar holozoik olarak beslenirler. Yani katı beslenme görülür. Holozoik yani katı beslenme. Holozoik beslenirler. Katı besinlerle besleniyorlar. Diğer bir deyişle. Bir diğer özelliklerine geldiğimizde boşaltım organlarından bahsedelim. Arkadaşlar boşaltım organları protonefridyumlar olabilir, malpighi tüpleri olabilir ya da nefridyum dediğimiz yapılar olabilir. Genellikle de radyal simetridirler. O zaman yazalım. Boşaltım organları
Boşaltım organları protonefridyum, Malpighi tüpleri, ve nefridyumlardır. Genellikle de radyal simetri görülür. Evet, genel özelliklerinden bahsettik arkadaşlar, omurgasız hayvanların. Şimdi bakın, ÖABT'de çıkmış bir soru var. ÖABT sorularını da çözeceğim soru çözümünde ama ben size sorunun basitliğinden bahsetmek istiyorum. Bir önceki bir önceki videoda da bahsetmiştim arkadaşlar. Mesela omurgasız hayvanların genel özellikleriyle ilgili hangisi yanlıştır veya hangisi doğrudur gibi bir soru gelebilir. Hani bu çok basit olur gibi düşünürseniz, omurgasız hayvanları birazdan ayıracağız. İşte süngerlerdir, sölenterlerdir bu gibi. Bunların genel özellikleriyle ilgili soru gelebilir. O yüzden genel özellikleri haricinde çok fazla detaya dalmayın arkadaşlar. Her videoda hatırlatıyorum. Biliyorsunuz sıktınız artık hocam diyeceksiniz ama ben mümkün olduğu mertebe size hatırlatmak istiyorum. Çünkü zaten çok fazla ders çalışıyoruz. O yüzden de biraz daha detaya dalmadan daha işte nokta yerleri çalışmamız bizim için daha iyi olur. Şimdi biz omurgasız hayvanların arkadaşlar gruplandırılmasından bahsedeceğiz bakın. Şöyle hayvanların gruplandırılması diyelim. Bazı özelliklerine göre gruplandırıyoruz. Şimdi bu özellikleri size vereceğim. Bu özelliklerle ilgili belki bazı sorular karşımıza çıkabilir. Şimdi birincisi arkadaşlar, vücut planlamasına göre. Nedir vücut planlamasına göre? Arkadaşlar bunlarda yani vücut planlaması dediğimiz bu hani embriyonik tabakalar vardı ya, bu tabakaların bulunup bulunmamasına göre sınıflandırılıyor. Bunlarda Hox geni dediğimiz bir gen vardır. Hox genleri arkadaşlar, bizlerde de bulunuyor bu genler. Hox genleri hayvanlarda vücut şekillenmesinden sorumlu olan genlerdir. Bazılarında bu Hox geni dediğimiz genler yoktur. Özellikle mezoderm tabakası içermeyen canlılarda bu genler bulunmuyor. Bu yüzden de onlarda belirli bir işte iç organ oluşumu gibi hani belirli bir vücut şekli yoktur arkadaşlar. Hox genleri önemlidir. Hox genleri vücut şekillenmesinden sorumludur. Şimdi burada da biz bunları diploblastik D ne demekti? D 2 değil mi? 2 tabakalı yani. Bunlarda mezoderm tabakası yoktur. Endoderm ve ektoderm tabakası vardır. Bir de triploblastik olarak ayırıyoruz. Bunlar da 3 tabakalı. 3 tabaka dediğimizde endoderm, ektoderm, mezoderm tabakaları. Gelelim ikinci bir gruplandırma çeşidimize, simetri oluşumuna göre arkadaşlar. Bunlardan yine bahsetmiştik ama kısaca verelim. Simetri oluşumuna göre de asimetrik, bilateral simetri ve radyal simetri olarak ayrılıyor arkadaşlar. Hemen yazalım. Asimetrik olanların belirli bir şekli yoktur. Mesela asimetrik olanlara süngerleri örnek olarak verebiliriz. Daha sonra bilateral simetri. Arkadaşlar bunlarda da baş oluşumu vardır. Baş oluşumu olduğu için bilateral simetri görülüyor. Daha sonra bir de ışınsal yani radyal simetri. Radyal simetri. Bunlarda da mesela sölenterler, derisi dikenlileri örnek olarak verebiliriz. Gelelim üçüncüsüne. Arkadaşlar üçüncü olarak da sölon boşluğuna göre. Peki bunlar nasıl ayrılacaklar? Asölomatlar yani sölomu olmayanlar arkadaşlar.
Pseudo-Solomantlar yani yalancı hani Solomlular. Bir de Solomata veya işte Solomlular olarak da ayıracağız. Bunları da yine yazalım. Şöyle Asolomatlar. Asolomatlar. Mesela bunların Solomları yoktur. Bunlara örnek olarak sölenterleri, süngerleri veya yassı solucanları verebiliriz. Sünger, sölenter ve yassı solucan. Daha sonra gelelim pseudo solomat yani yalancı solomata. Pseudo solomat evet. Bunlar da arkadaşlar yalancı solomlulardır. Bunlara da örnek olarak yuvarlak solucanları ve rotifer dediğimiz canlıları örnek olarak verebiliriz. Rotiferler, yuvarlak solucanlar. Son olarak da solomlular veya solomatlılar. Solomatlar. Solomatlar diyelim. Yani solomlular. Bunlara da örnek olarak arkadaşlar yumuşakçalar. Yumuşak çalar. Daha sonra eklem bacaklılar örnek olarak verebiliriz. Eklem bacaklılar. Evet, bu şekilde solom boşluğuna göre de sınıflandırdık. Şimdi gelelim dördüncü özelliğimize. Segmentli yapılarına göre arkadaşlar. Segmentli yapılarına göre. Bunları da iki tane örneği vardır arkadaşlar. Bunlar halkalı solucanlar. Halkalı solucanlar ve omurgalılar. Omurgalılar da segmentli olarak alınır. Gelelim beşincisine ve sonuncusu artık. Burada da segmentasyon durumuna göre. Segmentasyon dediğimiz buradaki segmentli yapı değil. Segmentasyon dediğimiz olay hani şu zigot oluşumu gerçekleşiyor da sonra bir segmentasyon evresi başlıyor ya arkadaşlar. İşte o segmentasyonun çeşitleri vardır. O segmentasyon çeşitlerine göre de biz ayırıyoruz. Segmentasyon durumu. Bunu da arkadaşlar yine kendi içerisinde ayıracağız. Protostomiya. Bunlar da arkadaşlar ağız blastopor dediğimiz yapıdan oluşuyor. Ağız blastopordan oluşur. Oluşur. Bir de deuterostomiya vardır. Deuterostomiya. Bunlarda da arkadaşlar ağız sırt kısmından oluşur. Ağız sırt kısmından. Bu zaten protostomiya, deuterostomiya bunları üreme kısmına gelince o zigot oluşumu falan orada bahsedeceğiz yine detaylı olarak. Şimdi bizim genel olarak işlediğimiz konular bunlar. Arkadaşlar, şimdi gelelim omurgasızların sınıflandırılmasına. Omurgasızları kendi içerisinde ayıracağız. Neler? Süngerler, sölenterler, taraklılar diyeceğiz, yassı solucanlar, yuvarlak solucanlar, halkalı solucanlar diyeceğiz. Yumuşakçalar diyeceğiz. Daha sonra arkadaşlar derisi dikenliler, eklem bacaklılar diyeceğiz ve bitireceğiz. Bu videoyu burada bitiriyorum. Sonraki videoda bütün bu anlattıklarımı hem şekil olarak size göstereceğim hem de arkadaşlar genel özelliklerini anlatmış olacağım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.